Merhaba değerli izleyicilerim. Bu akşam da sizlere Kasas Suresinin 83. ayetini ele alacağız. Oradan başlayacağız. Ben önce ayete bir mana vereyim. Tilket darul ahiretu bu ahiret yurdu. Nec'aluha onu verdik. Lillezine o kimselere ki la yuridune istemezler ulubven büyüklük kibir yani fil erli yeryüzünde kibir yapmayanlara ve la fesada fesat çıkarmayanlara bozgunculuk yapmayanlara ve akibetu lil muttakin sonuç son takva sahiplerine aittir diyor Allah. Ayet bu. Ayetin içeriği bu. Şimdi bu ayeti ele alalım. Yüce Allah diyor ki şu ahiret yurdu. Ahireti bir yurt olarak kabul ediyor. Tabi bu dünya yurdu geçicidir. Efendim buradaki hayat ölümlüdür. Ahiret yurdu daha uzun sürelidir efendim o yurdu kimler kazanıyor bu yurtta bu dünya yurdunda iyilerde kötülerde bir arada yaşıyorlar hatta kötüler bile iyileri eziyor bu dünyada şimdi Allah diyor ki ben ahiret yurdunu Kime vereceğim? Oranın varisi kim olacak? Oranın tabusunu kime vereceğim? Benim de o yurt benim, ben yarattım. Yaratacağım ahiret yurdunu ama e, onun birilerine varis vereceğim diyor Yüce Allah. Şimdi burada vereceğim diyor ama varis kelimesini kullanmıyor. Onu nerede kullanıyor? onu Enbiya suresinde kullanıyor. İsterseniz oraya bir gidelim. Bakalım orada bu varis kelimesini nasıl kullanıyor. İşte burada diyor ki Ellediine yerisunel Firdevs. Mümin Nun suresinde. Müminun suresinde söylüyor bu Ellediine yerisunel Firdevs. Firdevs cennetini o kimselere yukarıda sayıyor. O kimselere yurt olarak, miras olarak vereceğim diyor. İşte burada. Ellezine yerisunel firdevs. İşte burada 11. ayeti. Ulaike. Onlar humul varisu. O yukarıdaki adamlar diyor. O amelleri yapanlar diyor varistirler. Firdev cennetine varistirler. Yani tapula, tapusu onlarındır. Kim bu ameller? Bu ahiret yurdunu kime vereceğim diyor e, muttakilere. Muttakiler kimdir? Mesela o soruyu da soracaksınız bana. İşte onu bir kısmını burada sayıyor. Nerede? Mü'minun suresinde sayıyor. Ben size bunu buradakileri anlatmam mümkün değil. Çünkü bu 25 dakikaya bile sığmaz. Ama ben size bunları sayayım. Bir, iman etmiş olmak. Tevhid inancına sahip olmak. Üç, namazından, ibadetinden huşu duymak. Efendim, boş sözlere efendim aldırmamak, geçip gitmek, Efendim zekatını vermek, ruhunu arındırmak, efendim e, cinsel organlarını e, günahtan sakındırmak e, sayıyor burada. Efendim emanetlere sahip çıkan efendim adamlar e, işte bu eee verdiği sözü yerine getirenler, attığı imzanın arkasında olanlar demek istiyor. Efendim yaptığı anlaşmayı yerine getirenler, emanete ihanet etmeyenler, işte onlar Firdevs cennetine varistirler diyor. Şimdi burada da takva sahiplerinindir ahiret yurdu dedi. Şimdi bir daha dönelim ayete dar darul ahiretu ahiret yurdu. Şu ahiret yurdu dedi ahiret işte anlıyorsunuz efendim. Nec'aluhâ lillezîne la yurîdûne uluvven fil erle ve lâ fesâda. Olumsuz davranışlarını söylüyor. Kibir yapmayan, gurur yapmayan, hava atmayan insanları küçük görmeyen ve bozgunculuk yapmayan yapmayanlara veriyorum. Şu şunu yapanlara demiyor. Ben biraz evvel neleri yapan laparlarsa ahiret yurdu onlara verileceğini söyledim. Fakat bu ayette vel akibetu lil muttakin dedi muttakilere sonuç, son muttakilere aittir. İşte o muttakiler nedir? Biraz evvel saydıklarım. Bir kısmı bu muttaki kavramının içine gider. Şimdi biz ayeti açıklayalım. Diyor ki Allahu Teala şunu yapmayan ulüven yeryüzünde kibir yapmayan yani yöneticisi ise yönetici ise zulüm yapmayan baskı yapmayan, insanların hak ve özgürlüklerine baskı yapmayan, hak ve özgürlüklerini engellemeyen yöneticiler mesela, ölüven dedi. Ha, çeşitli insanlar, çeşitli makama sahip veya sıfatlara sahip insanlar da kibir yapabilir. İlla da siyasiler değil. Ben de yaparım. Hava atarsın profesörüm. Neyin profesörüsü falan? Hava atarsın. Efendim, halka hava atanlar var. Mesela bu, bu tip insanlar veya makamı yüksek olan efendim bir bürokratın efendim halk kesimini e, toz kadar görmemesi. Böyle psikolojide insanlar var. Bunları biz biliriz, yaşadık. Onlarla beraber yaşadık yani. Adam talebelerini arkadaşlarını Toska'da görüyor. Anlıyor musunuz? İşte bunlar ulüven diyor. Kibir yapmayan. Şimdi inne firavne ala fil erli diyor. Kasas suresinin başında anlatmıştık. Yani tahmin ediyorum iki ay evvel filan oralardan geçtik. Kasas suresine başladığımız ne zaman ise o zaman hala Kasas suresindeyiz ya. İşte o zaman biz bunu anlattık. İnne inne ne ala fil ard. Firavun yeryüzünde ululuk gösterdi. Yani kibir yaptı, gurur yaptı, zulüm yaptı. Efendim, e, diyor Allahu Teala onun psikolojisini ve davranışını anlatıyor. Diyor ki Firavun orada zorbalığa kalktı. Orada ala zorbalık olarak siyasi açıdan kibri tanımlayınca Allah zorbalık diyoruz ona. Şimdi yeryüzünde zorbalık yapan diyebiliriz buna. Kibir yapan dediğimiz şey zorbalık yapan. Tabi zorbalık yapabilen adam vardır, kibirli adam vardır ama zorbalık yapamayan ama buna rağmen kibir yapan insanlar da vardır. Onun için İsra Suresi'nde diyor ki Allahu Teala "Len tahrikal arla yeri delemezsin ve len teblugal cibale dula ve boy bakımından da dağa ulaşamazsın. Ne bu kibir?" diyor Allahu Teala kuluna bize söylüyor. Bu kibir ne? Ne yeri delebilirsin o o kibirli kibirli adım atmaların, gezmelerin ne de boy bakımından dağa ulaşabilirsin. Nedir bu?" diyor Allahu Teala. Bu kibir e böyle kibir yapanlar da var ama e, kibrini zorbalığa dönüştüren siyasiler de vardır. Dünyada bu olmuş. Bunlara, bu tip e, insanlara Allah, Fraun'u örnek veriyor. Fraun üzerinden anlatıyor konuyu. Yani siyasilerin zorbalık yapmalarını anlatıyor. Şimdi burada e, ahiret yurdunu kibir yapmayan, zorbalık yapmayan, zulüm yapmayanlara vereceğim diyor. Olumsuzdan hareketi. Şöyle yapana yapana değil de yapmayana diyor Allah. Ve la fesada. İkincisi fesat çıkarmayana. Ha, fesat çıkarmak ne demektir yani? Bozgunculuk yapmak. E bozgunculuk yapmak ne demektir hoca diye soracaksınız bana ister istemez. E, ben de onu size söylemek mecburiyetindeyim. Şimdi Kasas suresinin başında Fıran'la ilgili fesat çıkarmayı açıklarsak Fıran'la ilgili yani bir örnek olarak alırsak diyor ki toplumunu gruplara bölerdi bir grubu tutardı bir grubu ezerdi ve o grubu sömürürdü. Okuyayım ayeti ezbere. İnne Firavun ala fil ard al ve ceale ehleha. Ve ce ehleha demek ehl yani halkını o toplumun halkını yapardı. Ceale yapardı. Şiyan gruplara bölerdi. Gruplara ayırırdı. Yestal'ifu taifeten minhum o gruplardan birini ezer, sömürür, köleleştirir. İstalafunun manası bu. İnne Firavun ve canla şey. taifeten min yuzebihu ibnam ve istahinu nisa. Firavun İsrail oğullarının erkek çocuklarını öldürüyor. Rakibim gelecek diye beni tahtımdan alacak korkusuyla erkek çocukları öldürüyor. Kız çocuklarını bırakıyordu. Bu zulmü bu efendim kibri, bu halkı bölmeyi, bir grubu tutmayı, bir grubu ezmeyi bu firavun siyasetidir. Anlıyor musunuz? Bakın ayet söylüyor, ben söylemiyorum onu. Allahu Teala bize ders veriyor. Günümüzün insanına, geleceğin insanına bizden önceki insanlara, nesillere firavun üzerinden ders veriyor Allahu Teala. Nihayet bu ayet. 14 asırdır bu kitapta. 14 asırdır okunuyor. E bu ayeti Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'e niye koydu? İşte o nesillerin, bizden önceki nesillerin, bizdeki nesillerin, bizden sonraki nesillerin efendim yöneticilerine ders veriyor Allahu Teala. Siyaset dersi veriyor. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda siyasal bilgiler fakültesidir. Evet. Evet. Hukuk fakültesidir. Kur'an-ı Kerim. Çünkü anayasa yapmayı öğretiyor Allah. Ummül Kitap diyor, anayasa diyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah bize anayasa yapmayı öğretiyor. İnsan hak ve özgürlüklerinin önemini anlatıyor. Şimdi tabii fesadın bir boyutu bu yani bozgunculuk yapmak. Efesadın başka bir boyudu var. Örneğin mesela gidelim Maide suresine. Maide suresi hatırıma geldi. Allah anneme rahmet eylesin. Çok ilginç bir e, şey söyleyecek burada Allahu Teala. Bakın. Şimdi diyor ki Yahudiler bak Yahudileri görüyorsun İsrailoğlu. Yahudiler bak bu ayet. Ayet uzun. Bu ayeti tahmin ediyorum buradan geçtiğimiz zaman yıllar evvel e tabi biz 8-9 sene falan oluyor biz buraya geleli. Efendim yıllar evvel buradan geçmiştik. Bilmiyorum bu ayeti yaptık mı. Ama bak ben buradan bir kısmını okuyorum ayetin. Beşte birini. Küllema evgadu naran lil harbi. Ne zaman ki onlar bir savaş ateşi yakarlar diyor. He ne zaman? Yahudileri anlatıyor. Onlar ateş yakarlar, savaş ateşi. Etfe <laughs> Allahu. Allah o ateşi, o savaş ateşini söndürür. Ve yes'avne fil erli fesada. Onlar o Yahudiler, İsrailoğulları yeryüzünde bozgunculuğa koşarlar. Vallahu la yuhibbul mufsidin. Allah fesat koşanları sevmez. Demek ki fesat koşmak, bozgunculuk yapmak, yeryüzünde savaş ateşi yakmaktır. Yani burasını şimdi Allah anneme rahmet okuyayım, hatırıma geldi. Yani fesat çıkarma nedir? Halkı bölmektir. Halkın bir kısmını ezmektir. Sömürmektir. Hak ve özgürlerini ellerinden almaktır dedik. Neye göre? Kasas 4'e göre. E geldik buraya. Efendim 64'e göre, Maide'ye göre fesat çıkarma nedir? Fesat çıkarma savaş ateşi yakmaktır. Savaş ateşi yakmak için fesat, bozgunculuk yapmaya koşmaktır. İşte budur bozgunculuk. Ben bu adamlara cenneti vermeyeceğim diyor Allah. Ahiret yurdunu bunlara vermeyeceğim. Bu tip fesat çıkaranlar, halkı ezenler, halkı bölenler, halkın bir kısmının hak ve özgürlüklerini ellerinden alanlar, yeryüzünde savaş ateşi yakmak için koşanlar, daha başka var. Mesela, mesela, mesela. 73 ayet. Nerenin? Ee, Enfal suresine. Oraya gidelim. Orada bakalım ne diyordu Allahu Teala Enfal suresinde. Ee, orada Müslümanlara sesleniyor Allahu Teala. Diyor ki: "Velledeyne keferu ba'luhum evliyau ba'l." Kafirler birbirinin dostudur. İlla tefaluhu. Eğer siz ey Müslümanlar siz onlar gibi kendi aranızda dost olmazsanız tekün fitnetün fil erli yeryüzünde fitne çıkar ve fesadun kebir büyük bozgunculuk çıkar. Büyük fesat çıkar. Ha. Dost olmayan, dostluğunu yıkan Müslümanlar Dünyaya fesat bozgunculuk verirler diyor Allahu Teala. Muhteşem. Muhteşem. Bu ayeti Müslüman alemi bilmesi lazım. Bütün gümrüklerin kapısında, bütün üniversitelerin kapısında bu ayet yazılması lazım. Bu ayeti anlattık mı, anlatmadık mı bilmiyorum ama efendim bu muhteşem bir ayet. Buraya bir dönmemiz lazım. Bir gün oraya döneriz. Şimdi biz e, ayetimize gelelim. Yani e, 83. ayetimizi, yani Rahat Suresinden, e, şey pardon, Kasas Suresinden, dedi ki Allahu Teala, kibir yapanlar, zorbalık yapanlar, hak ve özgürlükle mücadele verenler ve bozgunculuk yapanlara değil muttakilere vereceğim diyor Allah Teala. Kibir yapmayanlara, fesat çıkarmayanlara ben ahiret yurdunu vereceğim. Muhteşem. Ve diyor ki ardına ayet bak neredeyse 25 dakika 20 dakika oldu. Bir ayeti bitiremedik. Tabi başka ayetlere gittik. Ve akibetu lil muttakin. Sonuç, son takva sahiplerinindir. Şimdi bu ne demek? Ne demek takva sahibi? Şimdi bunu aslında takvayı ben size tahmin ediyorum bu ekranlardan bir anlatmış olmam gerekir. Illaki anlatmışımdır yani mutlaka. Ee, ama takva sahibi demek, efendim mükemmel bir Müslüman demek. Mükemmel bir insan demek. İmanıyla, düşüncesiyle, fikriyle, davranışlarıyla mükemmeli yakalayan adam demektir. Takva sahibi. Takva sahibi Ali İmran 133-134'e göre takva sahibi bollukta da darlıkta da infak eden yani fakirli fakiri gözeten fakirin elinden tutan fakire yardım eden kamuya yardım eden bir iki kinini yutan üç insanları affeden işte takva sahip budur. Böyle bir tanım verdi orada. Ha bu tanım yeterli mi? Değil ama başka ayetlerde başka tanımını verir. Ben bu takva konusunda bir kitap yazdım. Kitap kitap Bu bir kavram üzerinde. Bir kavram üzerinde galiba 200 sayfa var mı yok mu? Bu civarda bir kitap yazdım yani takva konusu. Aslında takva korumak demektir. İnsanın kendini koruması demektir. Nereden korumak? Biz nereden koruruz kendimizi? Düşmanımızdan. Vahşi hayvanlardan. Öyle değil mi? Kötülerden kendimizi koruruz. Öyle değil mi? Yani bir yılan görsek, akrep görsek tiksiniriz. Yani bu takva bir tiksinti. Günahtan, pislikten, suçtan tiksinme duygusudur yani. Takvanın bir boyutu duygudur. Anlıyor musun? Duygudur. Efendim tiksiniriz ya ha, akrepten. Aynı şekilde günahtan, pislikten, yanlıştan, kötülükten tiksiniyorsan senin manevi bağışıklık sistemin çalışıyor demektir. Tiksiniyorsun demektir. Kötüden tiksiniyorsun. Öyle adamlar var ki kötüden tiksinmez. Ne alakası var? Kötü, tiksinti falan yok ona. Adama tiksinti gelmez. Şimdi bir yere girsek, bir sigara içen bir kahvede böyle bol bol sigara içilen dışarıdan geldiğimiz için o kokuyu hissederiz. Ama oraya bir yarım saat, bir saat oturalım o kokuyu hissetmeyiz. Tiksinmeyiz artık. Çünkü günahın içinde devamlı devamlı kalan, devamlı günah işleyen, kötülük yapan insanlar günahın şeyini hissetmez. Tiksinti duymaz ondan. Takvası geliş bitti. Onun bağışıklık sistemi yok oldu artık o demektir. Takva koruyan demektir. İnsanı kötülükten, pislikten koruyan demektir. Geri alan demektir. İşte tiksinti olacak ki katsın ondan yani akrepten katsın, yılandan katsın. İşte aslında günahlar, kötülükler, pislikler bir yılan, bir akreptir. Bizi ısırıyor. Ha ondan kaçmak lazım. Tiksinmek lazım. İşte buna takva duygusu diyoruz. Sadece bu değil. Mesela kinini yutmak diyoruz. Kinini yutmayan adam kinli adam takva sahibi adam olamaz. Ahiret yurdu ona verilmez. Yok öyle bir olay. Kinli adam. Ya adamın saçından tırnağına kadar kin ya. Ömrü kinlikle geçiyor adamın ya. Böyle adamları görürsünüz. Vardır böyle adamlar. Var ki Allah anlatıyor bunu. Ha, kinini yutmadan maneviyatın gelişmez diyor. Aynen yutmak kelimesini kullanıyor ayette Allah. Vel kâziminel gayza. Kinini yutandır diyor. Efendim takva sahip adam yutmak. Şimdi sen yemeği yutmadan ağzına tutarsan midene gitmezse gıda olmaz. Sen kinini yutmazsan manevi gıda olmaz. Takva sahip olamazsın. O kadar basit. Anlıyor musunuz? Onun için burada bir ayetle bitirdik bugünü. Bugünü bu saati yani bu 25 dakikamızı bir ayette bitirdik. Vel akıbetü lil akıbet takva sahiplerinindir. Şimdi değerli kardeşlerim burada bitiriyoruz. Tabi ee, e tabii ben sizlere Allahu Teala'nın e, sonuç takva sahiplerinde dediği aynı şeye yüce Rabbim bizi ve sizleri nasip etmesini, sonucun takva sahiplerin olduğu gibi bizlere olmasını Yüce Rabbimden diliyorum. Selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın.